Merhaba değerli izleyicilerimiz. Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektördeki önce isimleri sizlerle buluşturmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün rotamızı İstanbul'a çevirdik. İstanbul Küçükçekmece bölgesinde kadın güzelliği alanında faaliyet gösteren bir işletmeye konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Fikriye Hanım var. Hep beraber kendisini tanımış olacağız ve burada ne gibi faaliyetler gösteriyor kendisinden öğrenmiş olalım. Gelin hep beraber kendisini tanımış olalım. Fikriye Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi Fikriye Hanım, buradaki salonunuzdan bahsetmiş olacağız. Birçok şeyi konuşacağız ama öncesinde sizleri tanımak istiyoruz biraz. Fikriye Hanım kimdir? Ben Fikriye Mutlu, 3 çocuk annesiyim. İstanbul'da yeni bir işletim açıyorum inşallah kendime. Açtım daha doğrusu. Hayırlı olsun diyelim teşekkür mi o zaman? Teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyelim. Şimdi bu sektördeki serüveniniz nasıl başladı Fikriye Hanım? Küçüklüğümden beri bebeklerle oynamayı çok severdim. Onların saçlarını yapmayı çok severdim. Böyle böyle tabii ki çıraklık olarak bir iş yerine girdim. Çıraklık yaptım. Çıraklık eğitimlerim oldu. Okullarını okudum. Derken yıllarımı verdim. 20 küsur yıldan beri ben bu işin içerisindeyim. Neden olmasın dedim. Bir dükkanımı, kendi iş yerimi, kendi dükkanımı işletmek için yeni bir iş yeri açmak istedim. Çok güzel. Yani tamamen aslında çocukluk hayali diyebilir miyiz? Çocukluk gerçekleştirmiş hayali. Oldunuz evet, çocukluk şu anda. Hayallerimi gerçekleştirmiş oldum. Çok güzel. Çıraktan başlamasınız, tamamen çıraklıktan ustalığa kadar gelip birçok şeyi öğrenmişsiniz aslında. Sektörün direkt içerisinde küçüklükten beri giriş yapan bir kadın girişimcimizsiniz evet, sizler. Evet, tebrik evet. ediyorum gerçekten çok sizlere bu konuda. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi burası ne zaman açıldı? Neler yapıyoruz burada? Bunlardan bahsetmiş olalım. Burası 2 ay önce açıldı. Daha yeni yeni açılış yapıyoruz. Yani 2 aydan beri anca toparlama sürecimiz vardı. İçerisinde şey kesimden boyaya, ağdadan föne, gelin başından nişan başına, röfleden omreye, cilt bakımına hayal edebilecek birçok şeyimiz var. Aslında kadınların güzelliğine dair birçok işlemi burada yapıyoruz diyebilir miyiz? Aynen öyle. Şimdi Fikriye Hanım, hani buradaki birçok işlemi gerçekleştiriyorsunuz sizler. Evet, 2 ay önce açıldınız ama değerli izleyicilerimize şunu da belirtmek istiyorum ben. 2 ay önce açılan bir işletme olmasına rağmen Fikriye Hanım bu sektörde uzun vadedir bir başlangıç yapmış. Aslında kendisine biriken birçok tecrübe var. Hepsini burada salonunda sizlerle birlikte buluşturmuş oluyor. Bu işlemlerimizi biraz açmak istiyorum ben Fikriye Hanım. Kesimlerimiz kişilerin yüz orantılarına göre belirliyoruz. Tabii ki uzunu, kısası ne istiyorsa kişi, katlı, kassız, düz kesimler istiyorlar. Ama ona göre hangi cildine hangi model daha güzel gider, yüzüne hangisi daha hoş durursa ona göre biz bilgilendiriyoruz. Gene seçim kendi kişinin kendine ait. Çok güzel. Yani aslında buraya gelen direkt müşterilerin şimdi geldiler, ben saçımı kısa kestirmek istiyorum dedi. Fakat kişinin yüzüne yakışmıyor diyelim. Siz de bu konuda yönlendirme yapabiliyorsunuz kendilerine değil mi? Tabii ki yapıyorum. Evet yapıyorum. Yani sana şu model daha güzel gider, şu kesim daha hoş durur. Ama tabii ki karar gene de müşterinindir. Şimdi saç kesiminden ziyade son zamanlarda boyama oldukça fazla trend oldu biliyorsunuz evet, ki. Evet. Bu boyama işlemlerini birçok müşteri yaptırıyor ama yaptırırken aklında birçok soru işareti oluyor. Saçım zarar görür mü, yıpranma yaşar mıyım ya da pişman olur muyum gibi düşünceleri olabiliyor. Bu gibi durumlarda sizler boyama sürecine nelere dikkat etmiş oluyorsunuz? Zaten şöyle bir durum var. Dediğim gibi herkes her rengi istiyorlar. Kimi insan işte bana çok ben sarı istiyorum diyor ama baktığım zaman o sarı ona yakışmayacak. Kimisi siyah istiyorum diyor, kimisi kızıl istiyorum diyor. Ona uyan en güzel gidecek olan renkleri biz önce ona tercih ediyoruz, söylüyoruz. Bu renkler daha güzel gidecek, bu model daha güzel gidecek. Ama illa ısrar ederse, tabii ki saçı yakmada 20 yıldan beri bu işin içindeyim, asla yanmadı saçlar çok şükür. Saçlarda tabii ki yıpranma olabilir ama biz bunları kademe kademe aşağı aşağı en az seviyeye düşürmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Şimdi saç kesim, saç boyama dedik ama biraz hani bu işte özel günlerde yapılan mükemmel saçlardan da bahsetmek istiyorum ben. Şimdi sizin saçınız da oldukça ilgi çekiyor. Aynı zamanda burada mankenler üzerinde de görebiliyoruz. Bunları da sizler yapmışsınız evet, daha öncesinde. Evet, evet. Hani ne tür saçlar yapabiliyorsunuz burada ya da mesela özel gününde gelip sizi tercih ettiklerinde genellikle nasıl işlemlerden geçmiş oluyor kişiler? Nasıl işlemlerden? Yani gene de kişi dediğim gibi kişiler kendi isteklerine göre modeller getiriyorlar. Ben bir modeli istiyorum, şu modeli istiyorum. Orada da biz tekrar kendimiz açısından gene görüşe görüşe, konuşa konuşa hani şu model daha hoş olabilir. Yaptığı modellerden gösteriyorum. Ona göre seçiyoruz, karar veriyoruz ve saç taramaya başlıyoruz. Çok güzel. Şimdi Fikriye Hanım, röportajımızı sizlerle burada sonlandırmadan önce değerli izleyicilerimize son olarak buradan neler söylemek istersiniz? Güzelliğine önem vermek isteyen bayanları salonuma davet ediyorum.